Çivril Çayır Mahallesi Fatih Caddesi'ndeyiz. Burası bir cadde, ara sokak değil. Fakat vatandaşlar bu cadde üzerinde kaldırımları kullanamıyorlar. Nedeni ise insan boyunu geçmiş otların olması. Arkamda da gördüğünüz gibi burası bir tarla değil, burası bir kaldırım. Yine yol boyu bu otlar devam ediyor ve mahalle sakinleri bu durumdan oldukça rahatsızlar. Sadece otlar yok, burada çöpler de var. Ne yazık ki rüzgarın uçurduğu çöpler otlara takılmış durumda ve bir çöplük görünümünde. Evet, insan boyu dedik. Bu görmüş olduğunuz yer bir kaldırım. Ne yazık ki kaldırıma çıkmam imkansız gibi. Hatta içinde şişe kırıkları, cam kırıkları bulunuyor. Naylonlar, poşetler, çuval atıkları, yiyecek atıkları ne ararsanız var burada. Dediğim gibi burası bir tarla değil, burası bir cadde üzerinde bulunan bir kaldırım. Ve mahalle sakinleri bu durumdan oldukça rahatsız. İstiyorlar ki yollarda değil, kaldırımlarda yürümek istiyorlar. Bunun için de yetkilileri göreve davet ediyorlar. Evet İbrahim Bey, burada misafir olduğunuzu öğrendik. Sandıklı'dan gelmişsiniz. Bir Sandıklılı olarak oturduğunuz yerin, bahçenin hemen karşısında görünen çöplük görünümdeki yerden memnun musunuz? Nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi sizin de gördüğünüz gibi bakın evler ne güzel. Çok güzel evler var. Ben hayranım buranın evlerine ama dediğiniz gibi her sene bir belediye değişiyor, şey oluyor. Biz hep arabayla geliyoruz. Yollar her sene bir belediye kazıyor, öbürü kapatıyor. Ondan sonra öbür belediye kazıyor, bir iki kapatıyor. Ben 10 senedir gelip gidiyorum, 10 senedir bir düzelmedi. Böyle olmaması lazım. Çok güzel evler var. Yeşil türü çok güzel ama bir oturmadı. Evet. Oturmadı. Sandıklı falan bilmiyorum. Sandıklılıyım diye demiyorum ama bayağı gelişti. Nerelere vardı? Çivril hep yerinde sayıyor. Hala geriye gidiyor diyebilirim. Evet. Hoş bir şey değil. Bakın şöyle yani burası Yeşil Çivril. Yani güzel bir şey değil yani. Bu artık belediyenin mi şeyi, insanların mı böyle olmaması lazım. Ben bir yabancı olarak şimdi Çivrililer bana kızmasın. Tabii her yerin bir iyi yeri kötü yeri var ama hoş bir şey değil yani. Ben bir yabancıyım. Burada kayınpederlerim var, aile var. Tabii onlar da memnun değildir böyle bir görüntüden değil mi? Yani sizce değil mi? Tabii yani hoş bir görüntü değil yani. Çok güzel evler var, çok süper evler var, çok güzel villalar var ama bir bakın maalesef göremiyorum. Yollar olsun, şey olsun birkaç senedir, 3-5 senedir. Yani berbat bir durumda, böyle olmaması lazım. Evinizin önü çok kötü görünüyor Kürşat Bey. Belediyenin gelip temizlemesi gerekmiyor mu? Kesinlikle. Peki bu konuyla ilgili herhangi bir talebiniz oldu mu? Olmadı. Belediyenin görevi olduğunu biliyorum ama. Yani bu görüntü sizi rahatsız ediyor mu? Kesinlikle. Evet, yine Çayır Mahallesi'nde bir sokaktayız. Şerif Bey'in evinin hemen karşısındaki kaldırımdayız. Şerif Bey, kaldırım demeye bir şahit gerekiyor. Gerçi buradan insanlar yürüyebiliyor mu? Bu durumdan siz rahatsız mısınız? Tabii ki yürüyemiyor. Biz de rahatsızız. Yani en basitinden geçen gün burada deski bir çalışma yaptı. Mesela kumu mıcırı olduğu gibi duruyor. Biz tabii kışa girmeden yapabildiğimiz temizliği yapacağız. Fakat hani bunu biraz da belediyenin üstlenmesi lazım diye düşünüyorum. Şu kaldırım boylu boyunca yani her yer ot çöp. Tabii ki de görüntü kirliliği rahatsızlık vermiyor değil.